Ben Kenan Küçük Dalga. Gerçek adım nedenini sormayın. Evet, programımızdaki bu haftaki ilk filmimiz DVD'ye geçenlerde çıkmış olan Eyes Wide Shut. Eyes Wide Shut, rated R. Bildiğiniz gibi Eyes Wide Shut, yönetmen Stanley Kubrick'in ölmeden önce çektiği son film olma özelliğini taşıyor. Ve belki entel kız ayarlarım diye gittiğim film okullarında öğrendiğime göre bu Stanley amca bayağı baba bir herifmiş. Yani Nicole Kidman'ın soyunmayı teşvik ettiğine göre öyle mi? Filmin konusuna gelince, Tom Cruise, karısının onu aldatma eğilimleri olduğunu öğrenince sinirlenir, dışarı çıkar, başa bir sürü belaya girer falan. İşte bir grup seks partisine katılır, bu yüzden hayatı tehlikeye girer falan filan falan. Benim asıl merak ettiğim, Tom Cruise'un karısını neden bu kadar kıskandı? Yani benim Nicole Kidman gibi bir karım olsa onu bütün arkadaşlarımla paylaşırdım. Evet, stüdyomuzda şu anda bu konuyu daha detaylamasına tartışmak için deneyimli eleştirmen Orton Varnalı bulunuyor. Orton merhaba, senin fikrin nedir film hakkında? Film abi iyiydi. Şimdi bence yani iyi. İyiydi. İdare eder yani. İyi, güzel. Bütün söyleyeceğim bu mu? Bu. Neyse. Sonuçta film sadece muhteşem görsellikler için bile en azından bir kere kiralamaya değer. Tabii ki filmde inanılmaz derecede sıkıcı sahneler de var ama DVD'nizdeki fast forward tuşu bugünler için yaratılmış. Onu kullanın. Evet, sonuçta biz erkekler ve film ekibi olarak Eyes Wide Shut'a iki baş parmak yukarı verdik ve dedik ki unutmayın, en iyi seçme sahneleri sanat filmlerinden çıkar. Evet, erkekler ve filmdeki bir sonraki filmimize geçmeden önce belirtmek isterim ki Charlize Theron porno film çeksin kampanyamız tam gaz devam ediyor. Henüz sadece 4 imzaya sahibiz ama azimliyiz. Evet, erkekler ve filmdeki bir sonraki filmimiz yeni DVD'ye çıkmış olan Charlie's Angels. Aksiyon janrasının örneklerinde olan Charlie's Angels, üç taş gibi hatunun kötü adamlara karşı olan savaşını anlatıyor. Ve kendi fikrimi söylemem gerekirse, filmde konu olarak en küçük bir şey yok. Film tamamen insanların birbirlerini öldürmeleriyle ilgili ve kadınlara sanki birer insandan çok birer cinsel obje gibi davranılmış. Yani bir erkek başka ne ister ki? Ve neyse, şu anda stüdyomuzda iki eleştirmen arkadaşım bulunuyor. Ahmet Atalay ve Ozan Akıncı. Ahmet, senin fikrin nedir film hakkında? Charlie's Angels çok ilginç bir filmdi. Ben çok büyük ümitlerle gittim. Ama içindeki aksiyondan pek memnun kalmadım. Çok kızlara yönelik bir filmdi. Ben bayağı hareketli, karate falan bekliyordum ama zayıf herif vardı bir tane orada. O zayıf herif. Zayıf herif iyiydi. Güzel. Ozan, senin fikrin nedir? Şey işte aksiyon filmi dediğimiz zaman insanın direkt aklı Michael Bay diye bir yönetmen var, biliyor musunuz bilmiyorum. O piyasanın bence sanatı hiçbir yansıtmıyor böyle tabu hiç. Sen ne dedin lan Michael Bay hakkında? Yani demek istediğim bu ticari dünyada bir çok kötü bir şeyini yansıtıyor. Bu bütün Fransız şeylerin lan neyse, sonuçta biz erkekler ve film ekibi olarak bir erkeğin bakması gereken her türlü özellik bulunduğu için fakat aynı zamanda da yeterince çıplaklık olmadığı için Charlie's Angels'a sadece bir baş parmak yukarı verdik. Ve dedik ki, sabredin millet, tahminlerimize göre Cameron Diaz bir sonraki filminde soyunacak. Evet, bir sonraki filmimize geçmeden önce gururla belirtirim ki erkekler ve film yılın en iyi filmi yarışması sonuçlandı.
Ve yılın en iyi filmi tam 4 oyla Showgirls 2, Back to Las Vegas olarak seçildi. Bildiğiniz gibi geçen senenin en iyi filmi tam 4 oyla American Beauty olarak seçilmişti. Şu anda yukarıda filmin en önemli sahnelerini görüyorsunuz. Evet, erkekler ve filmdeki bir sonraki filmimiz What Women Want. Paramount Pictures and Icon Productions present. I won't dance. I'm gonna be the one guy on earth who knows what women want, how they think, and why they do those cuckoo things they do. The story of a man's man who's listening to what women want. Don't fall for a guy at work. Don't fall for a guy at work. Why? Yani kendi fikrimi söylemem gerekirse bu hayatımda gördüğüm en boktan film diyebilirim. Ekibi Mel Gibson haricinde tamamen kadınlardan oluşan bu östrojen saldırısı beni hiçbir şekilde alakadar etmedi. Bildiğiniz gibi film bir erkeğin bir kaza geçirdikten sonra kadınların beynini okuyabilmesini ve kadınları daha iyi anlamaya çalışmasını anlatıyor. Yani hangi dallama bir kadınları daha iyi anlamak ister ki? Bu tamamen saçmalık. Orton, sen ne düşünüyorsun? Sence film nasıldı? Abi iyiydi yani film. İyi. Öyle. İdare eder. İdare eder. İyi. İyi film. Öyle. Neyse. Sonuçta biz erkekler ve film ekibi olarak erkekleri hadım etmekten başka hiçbir görevi olmayan birkaç feminist bozuntusunun çektiği filme iki orta parmak yukarı verdik ve dedik ki bu saçmalığı bir daha izlemektense kızarmış yeşil domatesleri ve hatta çelik mayoları bir daha izlemeyi tercih ederim. Evet, erkekler ve filmdeki bir... Ne oluyor lan burada? Ne işiniz var lan okulun stüdyosunda? Oğlum kaçmasana lan! Tuttum lan seni gavat! Gel lan buraya! And I ain't stopping till I'm well paid. Bills paid now, nigga, look what hell made.